Çok önemli. Bence şu anda Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri bu. Çünkü PKK'nın dağdaki liderlerinden Murat Karayılan bir mesaj yolladı. Önemli bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Nevruz'da bu açıklamayı yapacaklarını duyurdu. Oo. Pek alışılmadık bir şekilde yazılı bir açıklama yapılacağı duyuruldu. Şimdi Kürt hareketi deyince biliyorsunuz işin içinde İmralı var, Brüksel var, siyasi temsilcilik, işte Kandil var, Dem Parti var, yani siyasi temsilcilik olarak. Dolayısıyla hani Kürt hareketinin birçok damarı var. Bunlardan Karayılan'ın bir açıklama yapacağını duyurması elbette önemli ve birkaç gündür çok yoğun spekülasyonlar var. Nasıl bir adım atılacak? Çünkü burada Türkiye bir hamle yapacak, bir askeri hamle, bir siyasi hamle, bir ekonomik hamle yapacak. Burada Kürtler ve PKK özellikle nasıl bir tavır alacak üzerine çok spekülasyonlar var. Birkaç söylenti çıktı. İşte acaba bir ateşkes süreci mi geliyor diye ya da bir silah bırakma sözü mü verilebilir diye. O arada ilginç birkaç demeç oldu. Yani bir süredir devam eden önce Leyla Zana'nın hükümetle bu işin barışçıl çözümünü öneren şeyler, açıklamalar oldu. Sonra Ahmet Türk burada asıl muhatabın Erdoğan olacağını söyledi ve nihayet Selahattin Demirtaş burada Erdoğan ve Öcalan isimlerinin nihai çözüm için önem taşıdığını söyledi. Sonrasında dikkatli okunursa aslında Erdoğan'dan kasıt devlet, yani sonuçta örgüt ve devlet bir yerde bir şey uzlaşacaklarsa bunun muhatapları Öcalan'dır ve Erdoğan'dır demek isteniyor. Dolayısıyla acaba hem bir yandan askeri operasyon yapılırken bir yandan da hani burada bir siyasi çözüme, bir barış sürecine yeniden kapı açılır mı konulu spekülasyonlar var. Açıkçası bana çok öyle gelmiyor. Yani görünen tersine hani çok Türkiye'nin çok yoğun bir askeri harekatla şu anda alandaki askeri üstünlüğünü ve Türkiye'de elde ettiği siyasi gücü burada tamamen bir yok etme, ezme harekatıyla bitirme kararlılığında olduğu. O yüzden açıkçası öyle barışçıl bir harekat beklemiyorum. Peki ne bekleyebiliriz? Evet, seçimler de geliyor. Hani seçimlerde Kürtler hangi tarafa oy verecek? Bir barış süreci başlayacak mı? Hep bu sorular insanların kafasında dolaşmaya başladı. Çok önemli çünkü biliyoruz ki son seçimde İmamoğlu'na kazandıran şey önemli ölçüde Kürt oylarıyla geldi. Yani o oylar bu sefer Dem Parti dedi ki biz kendi adayımızı çıkaracağız ve çıkardılar. Dolayısıyla şimdi Kürtler kendi adaylarına mı oy verecek, İmamoğlu'na mı oy verecek? Bu neredeyse belirleyici önemde. Hem İmamoğlu açısından, hem İstanbul açısından, hem Türkiye'nin geleceği açısından. Yani yok biz vermiyoruz dediklerinde yaklaşık %10 oyun eksileceğini varsaymamız lazım ki böyle başa baş bir seçimde hayati önem taşıyan bir nokta. Benim tahminim Kürt seçmen Türkiye'deki en bilinçli seçmenlerden biri. Yani çok hayati noktalarda, kritik oylamalarda bunu gösterdiler. Bu kez kendi adaylarını çıkarmalarına rağmen ben partilerini desteklemekle birlikte özellikle İstanbul'da İmamoğlu'na oy vereceklerini tahmin ediyorum. Bunun bazı göstergeleri var. İmamoğlu birkaç çıkış yaptı. Yani Kürtlere dönük küçük çiçek atan mesajları oldu. Yani benim Kürtlerle arama kimse giremez diye altına verdiği bir demeç var. Ama ondan sonra asıl önemlisi bu işte meşhur ben seçilirsem kapıdan içeri Dem Parti girmeyecek diyen belediye başkan adayına verdiği cevap Kürt seçmende büyük sempati yarattı. Onu gözledik. Özgür Özel orada bayağı bocaladı. Tam net bir cevap veremedi. İşte belediye başkan adayını savunmaya çalıştı ama İmamoğlu çok net, doğrudan ve çok suçlayıcı bir dille kendi partisinin adayını karşısına almayı göze alarak Kürt seçmene çok net bir mesaj verdi ve ben bu mesajın yerine ulaştığını düşünüyorum ve Kürt seçmenin büyük oranda İstanbul'da İmamoğlu'na oy vereceğini tahmin ediyorum. Peki ben şunu merak ediyorum en fazla da. Daha seçimler olmadan tekrar bir erken seçim konuşmaları başladı ve Cumhurbaşkanlığı erken seçimi konuşulmaya başladı. Şimdi eğer öyle bir spekülasyon yapsak birlikte, İmamoğlu İstanbul'u kazandı, arkasından da bir erken seçim, Cumhurbaşkanlığı erken seçimi oldu. İmamoğlu bu sefer İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalacak ve Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Burada neler olabilir? Ben mesela onu merak ediyorum. Yani doğru bir merak, çünkü herkesin aklındaki bir formül. Orada nereden başladı? Erdoğan bu benim son seçimim dedikten hemen sonra eski Adalet Bakanı çıkıp dedi ki yok, formülü var, onu tekrar seçtirmenin, bir erken seçim olur ve o erken seçimle Erdoğan'a yeniden aday olma kapısı açılır. Şimdi bu bir formülse bunu pişirecekler demektir. Ama bunun hemen bugünden yarın olması gerekmiyor. Gelecek yıl olması gerekmiyor. Erdoğan'ın süresinin dolmasına kısa bir süre kala da yapabilirler bu erken seçimi. Ama bence yerel seçimde alacakları oy biraz belirleyici olacaktır. Yani buradan bir üç büyük şehri de kazanamamış olarak çıkarlarsa bir erken seçime gitmenin anlamı yok. Ama İstanbul'u geri almaları halinde Erdoğan'ın aklı pekala hani bu zafer havasıyla biz silip süpürelim, anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu belki yakalayabiliriz deyip bir yeniden erken seçime gitmek neden olmasın. Öyle, yani şunu görmemiz lazım. Bu seçim biraz bir yerel seçimden ziyade İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı olmayacak mı belirleyecek seçim. İmamoğlu'nun kaybetmesi halinde Cumhurbaşkanı adayını kaybediyor diyebiliriz muhalefet açısından. Ama kazanması halinde de Erdoğan'ın gelecekteki rakibi ya da AK Parti'nin diyelim gelecekteki rakibi ortaya çıkmış olacak.